Merhabalar, hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Biraz geç bir saatte bu videolar sizin elinize ulaşacak ama bugün böyle oldu. Sizlerde izleyenlerin büyük bir yoğunluk var. Dün evet video atmadım. Bunun için de böyle sürekli mesajlarınız geldi sizlerle izleyenlerim ama bakıyorum izlenmelere bakıyorum. Eğer böyle çok şey olmayınca ben de kırılıyorum. Kendimi hemen geriye çekiyorum. Lütfen ama lütfen beğenileri, yorum yapmayı, kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kolektife niyet alaraktan sizlerin de böyle aklınızdaki sorulara yönelik duru görü enerjimi katarak sizlere yıldızname videosu hazırladım arkadaşlar. Olumluları kabul edin, olumsuzları evrene gönderin. Karşınıza çıktıysam arkadaşlar vardır bir hikmeti diyerek dinleyin sonuna kadar. Sektirmeden dinleyin çünkü aradaki cümleleri dinlemeyen izleyenlerimin yorumlarından fark ediyorum. Sizlerden ricam alma verme dengesini ayakta tutalım. Kanala abone olup yorum yapıp beğeni atmayı unutmayalım lütfen. Süper teşekkür tuşuyla bana yorum yapan, hediye gönderen izleyenlerime de ayrıca teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Hadi bakalım. Nedir bu kalbinizdeki sıkıntı ya? Sayfayı es geçiyorum ama hep böyle bir sıkıntı var kalbinizde. Arada kalmışsınız, kafanız karışmış. Aslında böyle işle alakalı olabilir. Ve bu çok derin bir kalple bağlantılı. Yani yürek olarak kırgın bir enerjiyle enerjim tuttu. Burada 3-4 kişi arasında bir sıkıntı var. Bir arada kalmış olabilirsiniz ya da böyle bir olaylarla arada kalmışsınız. Bu durum neyse sıkıntı yaratan, aklınızı karıştıran durumun sizlerle izleyenin burada böyle bir onuyla 20'si arasında böyle bir iki kişiyle görüşme yapacaksınız. Bu görüşmeyle beraber görüşmeyi yapacaksınız. Görüşme biraz olsun sizi aydınlatacak. Ve sonrası siz bir yolculuk yapacaksınız. Bu yolculukta size çok iyi gelecek olduğunu belirtebilirim. Ama bu süreçlerde özellikle almanız gereken bazı önlemler var. Hareket alanınızla bağlantılı aktif olacağınız için, koşturacağınız için nazara karşı ya da aksiliklere karşı lütfen haftanın başından sürekli bir okuyun, koruma altına alın. Çünkü yoğun bir hafta başlayacak sizin için. Bu yoğun hafta aslında sizin planlarınızın gözden geçirmeniz adına da bir tedbir veriyor size. Lütfen planlarınızla alakalı gözden geçirin. Size ağır gelen, en çok takıntı yaptığınız, en çok burada yorulduğunuz, detaylarında boğulduğunuz durum ve konu her neyse biraz bunun içerisinde bir ferahlama yaşayacaksınız. Bu durumla alakalı bir ferahlama yaşayacaksınız ve tabii ki üzerinize ağır gelen bu sıkıntıyı, bu yükleri yavaş yavaş atmaya başlayacaksınız. Çok da iyi olacak. Sadece şöyle bir durum var. Biraz daha sakinde kalmanızı, biraz daha dengeli olmanızı, kararlarınızın arkasında durmanızı rica ediyorum. Dikkatli olmanız gereken durum her neyse nazara karşı aktif bir enerjiyle başlayacağınız için aksiliklere karşı tedbirli olun. Bir anda öfkelenebilir, sevdiklerinizle çatışabilirsiniz. O yüzden bu bulduğunuz detaylar, konular her neyse biraz burada dediğim gibi böyle bir yüce Rabbime bırakarak sakinde kalmalısınız. Şu an işlerle alakalı bir gerileme yaşamışsınız. Ödemelerle alakalı aksilikleriniz var. Enerjinizi gerçekten burada düşüren insanlar olmuş. Bu insanlar yüzünden ödemeler, işler, kaçırılmış fırsatlar var, atılmamış adımlar var ve bu adımlar aklınıza geldikçe sizi de öfkelendiğini bana hissettiriyor. Ama işlerle alakalı bu gerilimi yaşadığınız, enerjinizi düşüren bu durum her neyse önümüzdeki günlerden itibaren enerjiniz yükselecek ve planlamalarınız çok iyi ilerleyecek.
Sadece burada odak noktanız çok önemli olması gereken bir süreç. Odak noktanızı ve kafanızdaki o enerjiyi burada biraz sakinleştirmeniz gerekiyor. Çünkü aklınızdaki o karmaşa yansıyor. Fırsatlar var, fırsatları kaçırmayın. Çünkü fazla detaylı burada sizde kaygı da oluşturuyor. Detaylı olduğunuz ve sonrası kaygılandığınız anda biraz böyle bir korku, evham enerjisi ağır basıyor. Burada korku, evham ağır bastığı için fırsatı ve şansları kaçırabilir ve değerlendiremeyebilirsiniz. Bunun için diyorum arkadaşlar dikkatli olun. Bunu da belirtmek isterim. Beklentileriniz var, istek ve arzularınız var, hedefleriniz var. Bu hedefler, istek ve arzular tamamen plan ve projelerinizle bağlantılı. Buradaki durum, beklentilerin cevapları yine var ve bu cevaplar alınacak, güzel etkilerle karşılaşacak olduğunu, hatta burada bir yolculuk planlarınız olduğunu gösteriyor. Yıldıznamemiz bana bu seyahat planlarınızda olumlu gelişmeler yaşanacak olduğunu, daha önce çok istediğiniz, gitmek ve görmek, ziyaret etmek istediğiniz bir yerle bağlantılı aksilik ya da ertelenme olmuş. Ama bununla bağlantılı gecikse de siz bu seyahatle alakalı planlarınızda görmek istediğiniz yerle alakalı bir kapınız açılmış. Artık olumsuzlukların olumlu bir şekilde dönüşmesiyle beraber hayrını göreceksiniz. Yani bir hayırlı süreç var. Hatta böyle netleştirmek gerekirse bu sadece böyle aklınızın karışık. Çünkü sayfamız çok dolu dolu arkadaşlar. Bilinçaltınızda yatan karma, karamsarlık sizi böyle bir kitlemiş. Sizi size bırakmış olsalar çok şeyler yapacaksınız. Ama dediğim gibi üçüncü şahısların gölgeleri, enerjileri sizi biraz kesiyor. Nefesinizi, enerjinizi kesiyor. Burada geciken bir paranız var. Bu parayla beraber planlarınızda aksilikler olmuş olduğunu gösterse de burada bir arkadaşlar yine bir 15 ile 20'sinden sonrasına bir bakalım, o araya da bakalım. Bir mükafat var, kafanızda planladığınız gelecekle alakalı odaklanmalarla bağlantılı bir hacetiniz, dileğiniz yerine gelecek. Hatta burada güzel haberlerle beraber kalbinizle, niyetinizle alakalı yüzünüzü güldürecek güzellik, şans, mutluluk sizi üzen, kıran ve burada durumlar her neyse sizi inciten durumlarınızın burada oynandığını düşünüyorsanız böyle bir itilmişlik enerjisi içindeyseniz bunlarla alakalı bir yenilik, şans, bunlarla bir adı alakalı bir adım atılacak. Sizi üzen, kıran, incilten ve burada geri çekilen, hatta böyle küs ve dargın olduğunuz kişi kim ise arkadaşlar, burada sizlerle izleyenlerim, bu dargın ve küs olduğunuz kişiyi, geri çekilen kişi de, şunu da belirtmek istiyorum ki büyük bir yanlışın içinde bu yanlışın içinde olması da artık sizi hiçbir şekilde alakadar etmeyecek. Kendinize çok eziyet ediyorsunuz. Gerçekten kendinizi kullanıldığını ve kandırıldığınızı hissediyorsunuz. Hatta böyle uyku probleminiz ve burada öfke probleminizin de bu dönemler arttığını gösteriyor. Canınızı acıtan, canınızı yakan kim var ise pişmanlığı, mahcubiyetini, hatta onlarla alakalı bir sıkıntıya da düştüğünü duyacaksınız. Göreceksiniz bazı şeyler ya size böyle sosyal ortamda ya da ilahi adaletten gelecek bir destekle beraber herkes hak ettiğini burada bir şekil ki görecek. Siz burada çok güzel bir iyilik ekmişsiniz ama yalan, ihanet, aldatmaca ve kandırmaca var. Burada ihanet eden ettiği ihaneti kendi ailesiyle, sevdikleriyle sınanacak. İşte buna benzer bir konular duyacaksınız ve bunu da belirtmek istiyorum ki birinin pişmanlığını görüyorsunuz. İlahi adalet herkes hak ettiğini verecek. Burada kalbiniz ama doğrulur mu, doğrulmaz mı, haklısınız. Belki kolay unutamazsınız yaşadıklarını ama kıymetin ve emeklerinin karşılığını alma zamanı gelmiş, sürekli vermişsiniz. Sizi sevenlere ve burada sizin yanınızda olan iki kişi özellikle yansıyor. Onlarla alakalı bir planınız var. Ama şu an onların sayısını Allah artırsın gerçekten.
Sizi sevenlerin, sayanların sayısını artırsın ama burada pişman olduğunu görmek istediğin hakkına giren kim ise ilahi adalet tecelli edecek arkadaşlar. Bunlara karşı kalbiniz doğrulmayacak, yaşadıklarınızı unutmuyorsunuz, kıymetinizin ve emeklerinizin karşılığını emin olun ki alacaksınız. Evren bu dönem enerji olarak tamamen çok aktif burada bir gösteriyor. Çünkü sabır burada, tevekkül burada, bunlarla alakalı bir ödül gelecek. Bunlarla alakalı güzel bir gelişme olacak, aydınlanma olacak. Siz artık ilahi adaletin ektiği her ne varsa, sizi savunmadılar, korumadılar, hanenizi, hane dışında tanıdığınız, bildiğiniz üçüncü gölgelerin sıkıntısı olmuş. Büyük bir ihtimal burada bir haksızlık var, burada bir kalp kırgınlığı var olduğunu gösteriyor. Ama bu emeklerinizin karşılığında sabrınızın ödülünü de alacaksınız. Aklınızdaki kişi eşinizle ilgili iletişim problemi yaşıyorsanız, artık bir değer, önem görmek, karara bağlanmasını ve bildiğiniz bir durum varsa güzel enerjiler hakim. Aklınızdaki kişi yine bu kalbinizdeki dua ettiğiniz, istediğiniz kişi, kendini sorgulayarak, daha çok çabalayarak kıymetini, burada değerini anlatacak bir enerji hissettiriyor bana. Çünkü bu kötülük görmüş, bu sizin biriyle kıyaslamış, sizi biriyle karşı değişmiş de olabilir. Sizin değerinizi ve kıymetinizi anlatacak biri var. Bunun etrafında bir yılanı var ve bununla alakalı bir enerji içerisinde. Aslında böyle hayatınızla alakalı yarım kalan her ne varsa, 7 gün, 7 hafta, saat 7 olabilir ya da 17 olabilir, bir şeyler netleşecek. Yarım kalanlarla alakalı yüzünüzü güldürecek, kafanızı rahatlatacak. Ve burada parça parça hallerde bulunan maddi paralar var. İş mahkemesine de bağlı olabilir. Bir toplu para sizin elinize gelecek. Geldiği gibi dağıtacaksınız ama arkasından da böyle bir adak var. Bunu da belirtmek istiyorum. Bu ilişki ise, evlilikse, belirsizlikler bitiyor. Kafanızı rahatlatacak adımlar, kadersel döngüler başlıyor. Yeni bir iş bekliyorsanız, yeni bir işe geçiş yapmak istiyorsanız, terfi bekliyorsanız, bir sonuç bekliyorsanız, burada bir sözleşme, bir ortaklık, bir atama, bir terfi. Burada sizin tamamen yönünüz, düşüncelerinizi değiştirecek hayırlı, bereketli bir haber gelecek. Bunu da belirtmek isterim. Bazı kaynaklar var arkadaşlar. Bazı gelirler elde edeceksiniz. İşhanenizde bulunduğunuz noktadaki krizleri çözmek adına kaynaklar elde edeceksiniz ve bugün gerçekten bir duygusalsınız, bir böyle duygusallığınız ön safhada. Şunu da belirtmek istiyorum ki sorunlar, sıkıntılar bulunduğunuz o noktada tamamen çözüme aile bağlı ve aile içerisindeki sorun, aile içerisindeki rahatsızlık sizi de burada çok etkiliyor. Bir rahatsızlık, bir hastalık enerjisi var. Zamansız gelen bir durum bu ve bir anda oluşan bir durum olmuş. Ama her şeyin ilacı sizlerle izleyenlerim, her zaman da belirtiyorum ki çok dualar etmişsiniz ama bu ilacı da Rabbimin izniyle bir ödülle, burada bir şifayla, burada bir mucizeyle siz alacaksınız. Hanedeki bir kişi sizin düşüncelerinizi umursamıyor. Belki söylemlerinizi ciddiye almıyor. Etraf, arkadaş, aile sanki bir şeyleri böyle o zaman içerisinde çok fazlasıyla fazlalaştırmış. Çok fazlasıyla böyle bir bağımlılıklar artmış olabilir. Sabrınızı zorluyor. Sizi dinlemediği ve hata yaptığı, maddi zarara soktuğunu görüyorum. Başı bir dertte, bir sıkıntılı kişi var. Bundan kurtulmak ve kurtulmanın yollarını arıyor. Bir şeye bulaşmış, maddi bir zarar da veriyor. Önünde bir de bir adaletsizlik yaptığı da olabilir. Belki bir mahkemelik işi de olabilir, adliyelik. Ama bu sizin de lafınıza, sözünüze gelmiş. Şu an sıkışıp kalsa da adaletle alakalı yine belirtiyorum ki çok olumlu bir sonuç alacak. Çok olumlu bir gelişme önünüze düşüyor. Ve burada
Çok dibe düşmüşsünüz ama bazı şeyleri artık askıya alıp hayatınıza iyi gelmeyenleri de hayatınızdan çıkartacaksınız. Bazı detaylar var, bazı problemler var anlatamadığınız. İçinizde sizi geren böyle bir keşkeleriniz var. Bir aile büyüğüyle bunu konuşacaksınız. Uzun bir yol yapacaksınız. Hatta bunları konuşup bir de bu konuştuktan sonra bir kapıyı anahtarla açacaksınız. Sanki bu aile büyüğü size bir anahtar verecek. Yani bir şeyi konuştuktan sonra bu anahtara sahip olabilecek olduğunuzu hissediyorum. Gerçekten böyle her şey gönlünüzce olsun arkadaşlar. Kolektif bir yorumdu. Kişisel değildi. Herkesin enerjisi burada. Niyetiniz niyetimdir diyerekten arkadaşlar yorumlarımı yaptım. Sizlerin artık beğenisine kaldı. Yorumları sabırsızlıkla bekliyorum. Umarım bu emeklerimin karşılığında beğenerek, yorum yaparak beni desteklersiniz. Kendinize çok iyi bakın olur mu? Hoşça kalın.